Mustafa abi iyi mi çektin mi? Aradan bir saat geçse ha ses yok. Bir daha aradım. Abi de kut bayrağını kapatmayın. Bayrak. Önde bayrak. Sağda solda köpekler. Evet. Önde kut bayrağı. Abi 3 kişi, abi sen 4 oldun. Gel şöyle 3 kişi. Abi 3 kişi. Hocam 3 kişi. Abi şöyle 3 kişi diyelim. Araya da birer metre mesafe koyun hocam. Birer metre mesafe koyun. Abi sen koyun araya. Devam edin lan. Çavuş nereye? Aynı usta. Aynen. Gir araya. Abi 3 kişi. 6'yı. Yavaşmayın 3 kişi. Araya mesaj koyalım. 3 kişi abi. Bozmayın. Ben 2 kişi geç. 3 kişi abi. Aynen böyle. 3 olmadı 2 fark etmez. Uzun buyurun. 3 kişi abi. Anne be abi. Abi siz araya biraz bekleyin. Biraz bekleyin abi. Tamam abi. 2 metre 3 metre mesafeyle. Evet abi. Biraz fazla yürüsün hani. Biraz mesafe koyalım ki. Tamam. Devam abi. Abi 3 kişiyi geçmeyelim mümkünse. Abi araya biraz mesafe koyalım size şey görünsün. Söylerim sana. Senin yok mu o taraf? Evet. Thank you.
gelsin. Bak bu adam 100 yılın avcısı bak. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yine uygulamaya koyduğu ülke gerçeklerine uymayan yine avlak sistemi ve kotalı avcılık ve sonucunda da karala avcılık sistemine prozesör etmek için toplanmış bulunuyoruz. Özellikle şuna belirtmek istiyoruz. Biz bilinçli avcılar, yasal olmayan, her yıl harcına ve avlama izni konu ücretini ödeyen avcılar olarak kuralsız, sınırsız bir avcılık istemiyoruz. Bizim tek istediğimiz akıntı, ülke şartlarına uygun, bilimsel temelleri olan sürdürülebilir bir avcılıktır. Arkadaşlar öyle değil mi? Evet! Özellikle şunu belirtmek istiyoruz. Biz tek şartımız sürdürülebilir bir avcılık ve bilim insanlarının da içinde olduğu, avcıların da içinde olduğu bir sistem istiyoruz. Arkadaşlar, bakanlık son yıllarda Türk avcısının kültürüne uymayan, avcılarımızın kabul etmediği bilimsellikten uzak, yaban hayatını yok edecek sistemi uygulamaya koymaya çalışmaktadır. 2016 yılına kadar avcıların serbest olarak avlandığı tüm yerler tahsisli devlet ve genel avlakları adı altında. Ülke genelinin tamamına yayılarak hiçbir pilot çalışma yapmadan uygulanacaktır. Bunun için bedel 600 liradır arkadaşlar. Ya düşünün, ürünümüz 600 lira verebilir mi arkadaşlar? Hayır! Hayır! Peki, tarım zararlısı bu domuza avcılardan 600 lira istemesi doğru mudur arkadaşlar? Hayır! Böyle bir karar, yaban domuzun yaptığı sahibatı önlüğe çiftçiye yardımcı olan biz avcılara adeta domuz avlamayı yasaklamak niteliktedir. Bakanlık çiftçinin, köylünün uğrayacağı zararları hiç düşünmeden tarım zararlısı domuzdan bile gelecekte daha büyük kan sağlama planı içerisindedir. Arkadaşlar, yaban hayatı zat için uygun mudur sizce? Hayır! Vur, vur, inlesin, bakanlık dinlesin. 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 Vur. Sizlere gönül dolusu sevgiler sunuyorum. Karadeniz'den selamlar getirdim. Bağırın, bağırın. Azıcık. Azıcık.
benim resim yok. Ta ortaya girdi. Allah'a izin. Hep beraber. Yalvaralım. Allah korusun. Buraya, buraya Kemal abi. Buradayız. Buraya daha geldi diyorsun.